Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, ne yapıyorsunuz? İnşallah iyisinizdir. Bizlere soracak olursanız bizler de iyiyiz, şükür değerli izleyicilerim, abilerim, ablalarım, arkadaşlarım. Sizler nasılsınız, ne yapıyorsunuz değerli izleyicilerim? Allah'ım hepinize iyilik, sağlık versin, derler verip dermanlar yapmaz, hastane şartlarına bakmaz. Yüce Mevlam, Yüce Allah'ım. Bugün de sizlerde arkadaşlarım şöyle görmüş olduk. Bir canlar sizlerde şöyle lahmacun yapacağım, onu videosu tarifini sizlere çekmek istedim. Umarım videomu beğenirsiniz. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayınız. Aboneliklerimiz tamamen ücretsizdir değerli dostlar. Şu şekilde gördüğünüz gibi hamurunu güzel yoğurdamış. Kenarlarından da ununu aldırttığım için şu şekilde güzeldi. Hiçbir kenarlarında un falan kalmıyor arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Şöyle alttakileri de aldırttırıyorum sizlere tezgahımızda. Birkaç şöyle bir kat yoğuracağım. Önceden yoğurmuşum zaten, sizler de biliyorsunuz. Şöyle hamurumuz sakız gibi oldu. Gerçekten çok güzel şu şekilde. Size de bir gösterelim. Maşallah değil arkadaşlar, nazar değmesin. Şu şekilde. Güzelce bir kat burada şöyle yuvarlayıvereceğim hamurumuzu. Şöyle gördüğünüz gibi işte arkadaşlarım. Hamurumuzu yoğurdum isterse bir video öncemizde. Şöyle güzelce tamamen yuvarlattım. Şuradan bir tane kaba alalım arkadaşlarım. Kabamızın içerisine yuvarlayıp koyacağım. Sizlerle birlikte arkadaşlarım. Sizlere de göstereceğim tabii ilk önce. Şöyle. İlk önce birazcık şöyle unluyorum. Kabamızın içerisine. Yani şöyle tepsimize. Şöyle. Sürdürtelim her tarafına. Birazcık. Fazla olmasın. Fazla olsun çünkü. Arkadaşlarım ne olur sizlere de söyleyeyim. Un uğrası olur içerisinde. Un uğrası olmaması için de şu şekilde güzelce karıştırdım sizlerle. Şöyle, şöyle biraz un serpelim. Un serpelim ki arkadaşlar şey olmasın yani. Nasıl söyleyeyim sizlere. Yapışmasın. Ya da şuraya şöyle koyayım ben bunu direkt. Bunun içerisinde şöyle küçük küçük bezeleyip açayım. Zaten lahmacun bayağı fazla yapacağımız için bayağı bir olur bundan. Şöyle gördüğünüz gibi bezelerimizin büyüklüğü şu şekilde olsa yeterli olacaktır. Şöyle birazcık şunun içerisine yuvarlayıvereyim hamurunu. Bununla birlikte şöyle güzelce çevirirsin. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi güzelce yuvarladım. Sizlerle birlikte arkadaşlarım. Şöyle koyayım bunu canına. Şöyle şurayı toplayayım. Unumuzdan bir kaşık şöyle koyalım önümüze. Şöyle yuvarladım zaten. Koyuyorum üzerine de. Şu şekilde. İki tarafını da şöyle bir kat sadece çevirttiriyorum gördüğünüz gibi. Oradan açması bunu çok kolay. En kolay aşamalar da bunlar. Şöyle bir bakayım nasıl görünüyor. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi çevirtire çevirtire arkadaşlar açacağım. Bunu ben değerli can dostlarım. Hamurumuz biraz yumuşak olduğu için tabii ki yapışabilir. Normal hamura göre biraz daha yumuşak yaptım ben bunu arkadaşlar. Yufka hamuruna göre. O yüzden dönmüyor bazen. Normal kendi elime çevirerek açacağım bu sefer. Çünkü hamur yumuşak olunca dönmüyor bazen arkadaşlarım. Gırt gırt ses geliyor. Lütfen kusura bakmayın. Oklamadan dolayı. Şöyle. Yuvarlak şekle gelene kadar açacağım ben bunu. Değerli can dostlarım. Normal tabii ki böyle açıyoruz. Fazla ince olmayacağı için böyle açmamıza fazla gerek yok. Ama yine yuvarlak olması için tabii ki de böyle açacağız. Şekilde hamurumuzu açıyoruz. Çok ince olmayacak, çok da kalın olmayacak. Bu şekilde işte normal orta bir büyüklüğe getireceğiz. Ama tabii yufka gibi çok ince olamaz bu. Yufka gibi çok ince yaparsak çünkü yapışır arkadaşlar tavamıza. Tabii fazla ununu da gördüğünüz şu tarafta. Fazla ununu açmayacağız. Fazla ununu açarsak çünkü uğralı olur, söylemiş olduğum gibi. Sizler nasılsınız? Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? İnşallah senin oruçlarla aranız iyi gidiyordur. Benim oruçlarla aram iyi gidiyor. Çok şükürler olsun. Kendi tavalarınızın boyuna göre açıyorum ben şu anda. Sizler de kendi tavalarınızın boyuna göre açabilirsiniz. Tavalarımız büyük oldu. Tavalarımızın büyüklüğüne göre büyük açardım. Fırında yapmayacağımız için arkadaşlar o yüzden böyle yapıyorum. Gördüğünüz gibi. Sizler bu tavayı pişirirken de göstereyim. Ablam pişirecek bunları ama ben pişirmeyeceğim. Belki gösteririm, belki gösteremem yani. Pişmiş halini de gösterebilirim en son. Belli olmaz yani arkadaşlarım. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Unsuz açtığım için artık unlar şu tarafta kaldı. Bu boyuta getirdim. Şöyle sizlere de göstereyim can dostlar. Şöyle bir kat sallıyoruz tabii ki de.
uçlarından şöyle vuralım birazcık. Evet. Gördüğünüz gibi şöyle şuraya koyacağım uç olan yere. Büyüklüğü tam şu şekilde. Çok büyük olmayacak sizlere de söylemiş olduğum gibi. Görünüyordur inşallah. Bir bakayım şöyle tripodumuzdan. Evet görünüyor arkadaşlar. Şöyle bunu buradan alıyorum artık. Şuraya yerine koyayım. Normal bunları sofra bezi üzerine koyacağım artık ben. Halam bir gelince çünkü pişirecek söylediğim gibi. Ben böyle açacağım arkadaşlarım bunların hepsini. Sizler de bitti inşallah. Belki sizler de hepsini açmam. Videom çünkü bazen çok uzun oluyor. Yüklemesi de zor oluyor o yüzden. Geri kalanını kendim de açabilirim. Bir iki tane açayım da sizler de sonra kendim açarım. Hepsini aynı büyüklükte yapmaya dikkat edelim. Hamurlarımızı. Hepsini aynı büyüklükte yapmak tabii biri büyük olur, biri küçük olur. İyi olmaz yani öyle. Şöyle şurada bir kat çevirtir veriyorum hemen elimle. Evet. Şekilde. Unumuzu da yeniden şuraya koyalım. Unumuzun üzerine koyuyoruz yeniden şöyle. Şöyle bu tarafını da yapalım. Evet. Güzelce unumuz da karıştı. Şöyle. Birazcık bol unu yaparsak iyi olur. Bunun çünkü geri kalan kalıyor yine burada. O yüzden fazla önemli değil. Unun fazla bir azlığı. Bazı kişiler bunu fındık lahmacun olarak küçük küçük yapıyor. Ama ben tabii ki de küçük küçük yapmayacağım için orta büyüklükte olacak bunlar. Bunları şöyle tam ortasına gelecek şekilde ayarlıyorum gördüğünüz gibi arkadaşlarım. Çevirtelim, çevirtelim şu şekilde açıyoruz. Sizlerle birlikte. Normal yufka tabii ki daha kolay oluyor bunu çevirtelimle karşımıza. Ama tabii ki lahmacun yaptığım için hamuru biraz daha yumuşak. O yüzden fazla kolay olmuyor. Ama hamurumuzun gerçekten kıvamı, yumuşaklığı çok iyi. Lahmacun zaten böyle olması lazım. Çok sert olmayacak. Yufka kadar olmayacak yani arkadaşlar. Yufkanın hamuru da çok sert olmuyor da. Bu lahmacun biraz da yufkadan yumuşak oluyor. O yüzden şöyle açmaya başladım artık sizlerle. Böyle un da getirdim yanına. Böyle unumuzu da sadece şöyle kadınlık olarak içerisine koyuyoruz yani. Öyle söyleyeyim sizlere de anlamanız için arkadaşlar. Böyle açıyorum kenarından. Şöyle buradan açıyorum. Çevirtere çevirtere yani dört köşesinden açmanız gerekiyor. Yuvarlak bir şekilde olması için hamurunuz. Unsuz bir şekilde açıyorum şu an unu tamamen aldı içerisine çekti. Hamurumuz yumuşak olduğu için şu şekilde. Evet. Bu kadar yeterli olur bunun da. Şu şekilde. Bunu da artık koyayım yerine. Çok uzun yapmıyoruz sizlere de söylemiş olduğum gibi çok büyük yapmıyoruz yani. İkinci hamurumuzu açacağım şimdi sizlerle birlikte. Boya bunun herhalde 15-20 tane falan çıkar. Öyle düşünüyorum. Ya çıkar ya çıkmaz belli olmaz. 12 tane de çıkabilir. Tam bilmiyorum yani ne kadar çıkar arkadaşlar. Şöyle unumuzdan yine bir kaşık, bir tatlı kaşığı bu şekilde koyuyorum. Unumuzu üzerine şöyle gördüğünüz gibi bedemizi koyuyoruz. Bu şekilde güzelce basıyoruz biraz da. Üzerine biraz da şöyle un koyayım. Çünkü çeker bunun arkadaşlar unu. Biraz sert olması için hamurumuzu yumuşattı şöyle. Şöyle de çevirtelim çevirtelim açıyoruz. Diğerleri zaten 2-3 tane açtım bu evde. Şimdi bunu da açıyoruz. Sizler de isterim. Şöyle bir göstereyim. Ne gönderdim? Buradan gelmiş toptan bana olacak arkadaşlar. Her zaman yapıyorum zaten bu işleri ben. Yani biliyorsunuz zaten artık beni. Baklava da yaparım ben. Börek de yaparım. Ama tabii ki lahmacun ayrı bir şey. Lahmacunluk biraz da ince açılıyor. Kamburu şey oluyor arkadaşlar, nasıl diyeyim sizlere. Lahmacun biraz daha kalın açılıyor diğerlerine göre. Bir de hamuru yumuşak olduğu için tabii ki de biraz daha zor oluyor. Yufkanın, sonra baklava yufkanın, onları biraz daha sert olduğu için onlar daha kolay açılıyor benim. Arkadaşlar şöyle açarken göstereyim.
Evet arkadaşlarım, şöyle dördüncü bezemizi açtım sizlerle birlikte. Şekli biraz da döndürelim. Un falan varsa üzerinden geçsin. İnşallah sizlere yufkamızı yaparken de çekeceğim. Yufkayı arkadaşlar ben bugün yapmayacağız tabii ki de. Bir iki hafta sonra falan yaparız herhalde yufkamızı da. Kurbana doğru yakın olacağı zaman. Dört adet açtım. Halam bilgince yapmaya başlar artık bunları da. Ben 5-6 tane açayım da. Onlar sonra yapsınlar işte. Zaten benim yaptığımı bile halam yetişemez daha. Şöyle çevirttiriyorum gördüğünüz gibi. Yuvarlanması için un olmayan bir yer çevirtiyorum. Un olan yer çevirtiyorum çünkü arkadaşlar içerisinde kaçar. Onda uğralı olur o zaman. Şöyle. Yine bir kat daha. Batıra battı. Açacağım yine. Şöyle un topluyorum etraftaki onların da. Böyle bastıra bastıra açacağım arkadaşlarım. Öbür tarafını çevireceğim. Evet, arka tarafımız. Artık toplamaya gerek yok. Bir şekilde. Evet arkadaşlarım, üçüncü hamurumuzu da açtım sizlerle birlikte. Artık sizler için inşallah hızlandırılmış olarak çekeceğim. Şunlar gördüğünüz gibi arkadaşlarım açtıklarım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane açmışım. Daha 9 tane falan daha var. Evet arkadaşlarım, bu da görmüş olduğunuz gibi şöyle lahmacunumuzun iç harcı. Şöyle sizlere de bir göstereyim. Domates, maydanoz, soğan, biber istediğiniz koyabilirsiniz arkadaşlar. Biz baharat koyduk içerisine. Şöyle gördüğünüz gibi bir de sizlere pişirirken göstereyim dedim değerli canlı dostlar. Bu şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlarım pişiyorlar artık. Şöyle arkadaşlarım, bir de sizlere şöyle gördüğünüz gibi son pişmiş halini gösteriyorum. Evet değerli izleyicilerim, değerli takipçilerim, bir videomun da sonuna geldim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayınız. Desteklerinizi bekliyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın değerli can dostlarım.